Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Sağlık Bakanlığı hastanelere 30 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak departmanlarsa güvenlik, temizlik, klinik destek ve hasta karşılama olacak. Sağlık Bakanlığı iş alımına başvuruların İşkur üzerinden yapılacağını bildirdi. Milyonları ilgilendiren Asgari Ücret Komisyonu bugün ikinci toplantısı için masaya oturdu. 7 milyondan fazla çalışanın beklediği asgari ücret %35 artarsa 15.392 lira olacak. %50 artarsa 17.103 lirayı bulacak. Bugünkü toplantıdan da henüz bir rakama ulaşılamadı. Net zammın Aralık sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Çin'den iPhone kullanımına ilişkin kısıtlama kararı gelmişti. Çin, yetkililerin devlet kurumlarında iPhone ve diğer yabancı teknolojileri kullanmasını yasaklama kararında genişlemeye gitmeye hazırlanıyor. iPhone kullanımına yönelik yasağın en az 8 eyaleti kapsaması bekleniyor. Çin bu uygulamayla yerel şirketlerin telefon markalarının kullanımını yaymak istiyor. Sırada sigara kullanan vatandaşları üzecek bir haberimiz var. Yılbaşında bir paket sigaranın ÖTV tutarı 42 lira 96 kuruş olabilir. Şu anda 45 liraya satılan sigaranın yeni yılda paketinin 60 ila 65 lirayı bulması bekleniyor. En düşük sigara ücreti ise 51 lira 50 kuruş olacak. Yazın kurak geçmesinden sonra barajlardaki doluluk oranı suyunu çekmeye başlamıştı. Cuma günü İstanbul'da başlayan ve hafta sonu da etkili olan yağışlar barajlara can suyu oldu. Barajlardaki doluluk oranı 40.57 iken bugün %49.34'e çıktı. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.